Bunu babam yaptı. Neyi babam mı yaptı? Evet, evet. Sizi babam ihbar etti. Bizi geç. Bunu babam mı yaptı? Hayır, hayır. Babamın bununla bir ilgisi yok. Bana kimi saldırdı bilmiyorum. Sancar Bey, bizle gelmeniz gerekiyor. Aminim. Kızım seyircilerin arasında. Şimdi polisleri falan görünce korkmuştur. Benim bir ayarlama yapmam lazım. Bana bir 5 dakika müsaade eder misiniz? 5 dakika. Gitsin değil mi? Kavruk. Meleği Zehra'yı al, hemen eve götür, tamam mı? Eve götürmeyeyim mi? Yok yok, polis eş zamanlı baskın yapıyorsa mali polis eve de gelir. Melek onları öyle görmesin. Haydi. Darya. Abi. Sen diğerlerini al götür. Kimseyle konuşma, sadece avukatla konuş. Polis gelmeden kasayı boşaltırsın. Olur. Uyar ya. Marina'nın kasasında yüklü miktarda para var. Ablama söyle oraya gitsin. Kasanın şifresi evdekiyle aynı. Boş ver Marina'yı. Müge'ye söyle otoparka gelsin. Seferin kızını hastaneye götürmemiz lazım. Doğru, doğru. Olur, olur. Yani hastanesi. Direkt Marina'ya gitsin. Amirim. Durumunu görüyorsunuz. Arabasına kadar götürmemiz lazım. 5 dakika daha müsaade ederseniz biz sonra şubeye geliriz. Polis arkadaşlar sizlere eşlik etsinler. Melek anlamasın yaralı olduğunu. Yürüyebilecek misin? Yürürüm, yürürüm. Ama bir dakika. Lazım. Hadi çabuk, çabuk. Ahiretlik. Hadi gel. Sancar Bey. Komiserim bir dakika. Sana saldıranları görsen tanır mısın? Tanırım da boş ver şimdi sen beni. Siz yapmadınız değil mi? Babamın odasında bulduğum evraklar sahteydi değil mi? Belediyeyi siz soymadınız. Ya bakmayın öyle. Yaptıysanız yaptık deyin, yapmadıysanız yapmadık deyin. Söylesenize, suçlu musunuz, suçsuz mu? Yapmadık. Suçumuz yok. Tamam, inanıyorum. Evet. Madem suçsuzum dedin, inanıyorum işte sana. Ama bir ara bana nasıl zengin olduğunu açıklarsan babama söyleyecek sözüm olur. Fare, ne oldu sana? Bir şeyim yok Müge abla, iyiyim. Şimdi siz şubedeyken benim ne yapmam lazım? Ya nasıl bir şey yok? Saldırıyor olmuş Müge. Hastaneye gitmesi lazım. Bak dedik sana, senin tek yapman gereken şey hastaneye gitmek. Ya bunun babamın iftirası olduğunu kanıtlamak için bir şey yapmamız lazım. Sancar Bey, artık hanımefendiyle ilgilenecek birisi de var. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Asay şubeden memur arkadaşları buraya yönlendireceğim. Buradan ayrılmayın, olur mu? Sancar Bey, Veliz Bey, buyurun. Müge, dizi kötü, hemen hastaneye gidin, tamam mı? Darp hapını almayı unutmayın. Aynen, polise ifade vermeyi sakın unutma. Tamam, tamam. Beni merak etmeyin. Araban nerede? Şoför nerede? Ezdim. He? Bana saldıranlardan biri de şofördü. Ben de ezdim.
Pişman mısın ortak? Oo, daha sorguya girmeden çözülmeye başladın. Ben onu demiyorum ki Sancar Efe. Sen zamanında Nare'ye inanmadın. Ama o sana bir sözünle inandı. Onu diyorum. Pişman mısın? Tamam, inanıyorum. İnanıyor musun? Evet. Madem suçsuzum dedin, inanıyorum işte sana. Ne belediysek içeride onu söyle. Gevezelik etme. Bir an önce çıkıp kızı saldıranları bulmam lazım. Oo, patron. Hoş geldin. Nasıl, rahat mısın? Çay kahve bir şey içer misin? Nasıl? Közde var, getirsinler mi? Yayılmışsın sen, bayağı rahat adamsın ha. Geliz ben. Beklemekten sıkılmış bir adam. Komiser Turgut, itirafları aldıktan sonra el sıkan adam. Wow. Başlayalım. Gediz Bey'in babasının belediye başkanı olduğu dönemde onun sorumlu olduğu ödenekten 9 milyon buhar olup uçuyor. Siz de aynı yıl 9 milyon ana ödenekle kendi şirketinizi kuruyorsunuz. Bir açıklamanız vardır herhalde, değil mi Sancar Bey? Bazı şeylerin açıklaması olmuyor ya. Biz bunlara tesadüf diyoruz. Bazen de bak şu Allah'ın işine diyoruz, değil mi? Vallahi o da çok iyi. E sizin bu 9 milyon lirayı belediyeden çalmadıysanız nereden buldunuz o zaman? Onu da Allah verdi değil mi ama? Sinirlenirim. Bizim 9 milyonu Gediz borsada kazanmış. E tamam. Borsada kazandıysa kayıtları vardır. Hemen aklarız sizi o zaman. Maalesef Türkiye'de kaydı yok. Ben borsayı Amerika'da yaşadığım yıllarda oynuyordum. Wall Street'te. Wall Street. Lan ben de bunu yedim. Öyle mi? İyi o zaman. Wall Street'te kazandığın paranın Amerika'da bir bankada kaydı vardır. Ha? Bankanın söyledi mi? Sorduralım ya. On yıl önce Amerika'daki mali krizde 140 tane banka batmıştı, hatırlarsınız. Ha evet. Gediz Bey'in kayıtları o bankalardan birinde miydi? Hangisi? Lehman Brothers. Hmm. İyi Gediz Bey banka batmadan kurtarmış parasını. Peki bütün parayı Gediz Bey koyduysa siz nasıl eşit ortaksınız Sağdaçlar Şirketler Grubu'na? Ya komiserim, oradan baktığın zaman zeytinden anlayan bir adama benziyor muyum? Benim için siyah ve yeşil diye ikiye ayrı diyorlar. Ben parayı koydum. Sancar emeğini. Sen buradan bakıldığında bayağı böyle minareyi çalmış, kılıfına da çalışmış bir adam gibi duruyorsun. Estağfurullah. Yo yo, öyle duruyorsun. Aa. Sen ortağını fazla mı güveniyorsun? Hı? Paradan yana sorumluluğu kabul ettin. Ya ortağın seni sattıysa? Ha? Vallahi Gediz Belediye Başkanı babasının sorumlu olduğu ödenekten almış parayı. Benim hiç haberim yoktu dediyse. Bir kere Gediz belediyeyi falan soymaz. Yani para ihtiyacı olsaydı giderdi babasından isterdi. Niye belediyeyi soysun ki? Ama biz Gediz Bey'in rahmetli babasıyla pek iyi anlaşamadığını duyduk. Yani belki babasının sorumluluğundaki parayı alıp onu zor durumda bırakmak istediyse. Demeyin, demeyin. Ama diyorum, siz de bunu öğrendiniz. Gediz Bey'e çok kızdınız. Sonuçta Sancar Efe diyorlar size. Hak etmediğiniz bir parayı da almazsınız. Bu yüzden geri koydunuz parayı. Belediyeden çalınan para 6 ay sonra yerine konulmuş, öyle mi? Hı hı.
Hem de 1 milyon fazlasıyla. Yani şöyle, belediyeden 9 milyon lira çalınmış. 6 ay sonra 10 milyon yerine konmuş. Hanginiz neden ümit getirdiniz? Ben sana söyleyeyim, Sancar Efe olup pişman olmaz. Sen vicdan yapmışsındır. Ben şimdi babamdan 9 milyon lira çalacağım. Sonra vicdan yapacağım. Üzerine 1 milyon daha koyup parayı yeri yerine koyacağım, öyle mi? Komiserim, karşıdan bakıldığında çok etkileyici göründüğümün farkındayım. Ama biz Robert değiliz. Uykum mu geldi Çelik? Ninni söyleyeyim mi sana? Ama yok. Sabahtan beri bütün ninnileri sen söylüyorsun değil mi? Ama o kadar da iyi söyleyemiyorum herhalde komiserim. Baksanıza hala uyumadınız. İtirafım var. Ama söylersen hemen uyurum. Allah, söz. Ben böyle bir şey yapmadım. Allah ortağın öyle söylemiş canına. Babasına kızlı parayı çaldı demiş. Allah aşkına, o mu kafalı sen? Gel, gel, gel. Adam parasızdı, parasız. Senin babana olan nefretini kullanmış olamaz mı? Hı? Canan başkomiserim, şu dostları birbirine kırdırma numarasından bir vazgeçelim mi? Hadi gelin gerçekleri konuşalım ha. Güvenceli bir gerçek. Bu kadar ninni yeter ha komiserim. Ha? Hiç aklınıza geldi mi? Muğla Belediyesi'nin hortumlandığını nereden biliyorum? Belediyenin banka bilgilerini, hesap dökümlerini nasıl görebiliyor? Yoksa bir köstebeğim mi var? Bizim şirketlerle ilgili bu kadar bilgiyi nereden öğrendi? Kimden aldı? Belki biri ya da birileri bize fena halde gıcık. Belki de düşmanlarımız birleşti, bize iftira attılar. Olamaz mı? Kim mesela? Bir zahmet o kadarını da siz bulun. O kadar akıl oyunları yapacağınıza. Sefir'in kızı var ya, çok çetin ceviz çıktı abi. Sen git, polisler Manna'yı basmadan bütün kasalardaki paraları al çık. Ne yapmış, ne yapmış? Polisler girerken o çıkmış paralarla. Vay be. Sefir'in kızına bak sen ya. Konuşalım mı? 10 dakikamız var. Ne yaptın? Sorguda çuvallamadın değil mi? Yo. Ne bellediysek o dedin ya. Aynen öttüm. Sen? Aynen ben de. Çapraz sorgudaki ifadeleriniz sağlam. Ama bir gerçek var. Belediyenin hesabından 9 milyon uçuyor. Birkaç ay sonra sizin hesabınıza giriyor. Tutuklanırsınız. İyi de niye tutuksuz yargılanmıyoruz? Çünkü delilleri karartma ihtimaliniz var. Peki ne zaman tutuklanırız? Maksimum 2 güne mahkemeniz olur. Tutuklama çıkar. Duruşmalar 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir. Bu süre içerisinde tutuklu kalırsınız. İyi tamam, 2 gün yeter bana. Sen mahkemeye kadar çıkar bizi buradan. Sancar Bey, o dediğiniz imkansız. İmkansız falan anlamam, avukat çıkaracaksın bizi. Tamam mı? İşimizi halledeceğiz, sonra geleceğiz paşa paşa mahkemeye gideceğiz. Artık içeri mi tıkarlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama çıkar beni buradan. La oğlum sen anlamıyor musun ya? Adam bitti diyor lan, bitti bitti. The end, finito. Bitemez, şimdi bitemez tamam mı? Yarın bitsin, öbür gün bitsin ama şimdi bitemez. Sefir'in kızına saldıranlar elini kolunu sallayarak dolaşıyorken şimdi bitemez. 9 yıldır Akın elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ne yaptın ha? Kıza paramparça görünce mi inandın? Çıkın. Abi. Çak!
Mahmut abi, senden bir ricam olacak. Bizimkilere bir 5 dakika daha versen olur mu? Sağ ol. Bak dışarıda işim olmasa seni burada gebertir, cezama ceza katardım ama... Vah vah vah. Canını mı acıttık ortak? Ha? Zamanında inanacaktın, zamanında. Onun sana bugün inandığı gibi. Cayır cayır suçlu olmana rağmen sana inandığı gibi inanacaktın. Kes tamam. Asıl sen kes lan. Asıl sana tamam. Ortaklık devam, sadistlik tamam da tamam. Ama o kıza yaptıklarına tamam değil. O kıza yaptıklarına tamam değil. Sana tamam mı lan? Ha? Sana tamam mı? Sadıcımın sevdasına aşık olabilirim. Niye? Çünkü inandım. Oo, inandıysan her yol helal, her yol tamam. Ama Sancar'a haram. Niye? Çünkü o inanmadı. Dur lan dur, Sancar zaten inanmadı. Hemen gidem sevdasına el koyam. Bu mu lan? Ha? Bu mu lan? Bu mu? Lan birincisi o kıza aşık olmak benim elimde değil. Ama o aşka ne yapacağım benim elimde. Ben bile isteyeyim seni sırtından bıçaklamam. İkincisi konu zaten benimle alakalı değil, Nari'yle alakalı. O kız sana inandı, seni sevdi lan. Ama sen ne yaptın sadece? Allah kahretsin. Kahretsin, sana hala sadıç diyorum oğlum ben. Nasıl yaptın lan sen bunu? İnanınca sevmek kolay lan. Ben inanmadan da seviyorum. Onu ne yapacağız? Nasıl lan? Mal bu oğlum, mal bu. Ben çok sevsem de inanamıyorum. Bu da benim cezam işte, ne yapayım? Sayayım. Vallahi şanslısınız. Sancar da gelebilirdi. Gediz ben bu arada. Gediz Işıklı. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Ben de tam sana bu soruları soracaktım. Ne işin var lan senin burada? Ne istiyorsun bizden? Para mı? Hayır, paraysa senin yüzünden kuruşuna bile dokunamıyoruz. Siz nasıl çıktınız? Başkomiser hanımefendiye rica ettik. Bir korkutup gelelim dedik. O da sağ olsun izin verdi. Defol buradan. Yoksa polis arar. Bununla mı? Soru bir. Nari'ye saldıranlarla alakan var mı? Nari'ye mi saldırdılar? O iyi mi? Bırak lan bu düşünceli baba ayaklarını. Var mı yok mu? Tabii ki yok. Sen beni ne sanıyorsun? Bir sürü şey. Ama evet. Nari'nin ifadesini okuduk. Senin ayak takımıyla muhatap olmayacağını tahmin etmiştim. Ama yine de sorayım, aklından çıksın istedim. Bitti mi? Bittiyse kızım iyi mi? Allah Allah. Allah Allah. Bey, 9 yıl önce de Nare pek iyi değildi. O zaman hiç umursamamıştınız. Hatta tecavüzcüsüyle evlendirmeye bile zorladınız. Hayırdır ya şimdi? Sana da mı o kuruntuların? Kes. Baba bozuntusu. Soru 2. Bizim bu mali polislerle papaz olmamızı sağlayan sahte belgeleri nereden buldun? Sana kim yardım ediyor? Konuşmazsam işkenceyle mi konuşturacaksın? Aşk olsun. Aşk olsun. Olur mu öyle şey ya? Ya bu ortaklıkta kaba kuvvet Sancar'ın işi. Ben daha ziyade bu şirketin gülen yüzüyüm. Beni halkla ilişkiler gibi düşünün. Bunu da bir uyarı ateşi. Bu bir tehdit mi? Köstebeğini söylemezsen, evet, bu bir tehdit. Yok. Benim köstebeğim falan yok. Belki Akın'ın vardır.
Sen boşu boşuna takılmıyorsundur bu Akın'ın evinde. Belki sana belgeleri o vermiştir. Belki sen sadece bir maşasındır. Belki bizim içimizde bile bir köstebeğiniz vardır. Güzel. Doğru yoldayım anlaşılan. Akın ararsa selamımı söyle. Kedi seninle tanışmak için can atıyormuş de. Alo. Alo. Bu Akın nasıl bir tip? Böyle 1.70 boylarında kumral ekmek içi gibi bir şey mi? Tarif uyuyor da. Ne oldu? Bir tanesi taksiden indi de bu Akın'ın evinde kalıyor ya. Ha. Yok, yok tamam. Komşuymuş yanlış öyle. Geliyorum. Tamam, otelin önündeyim. Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efe'nin artığını boş göndermek olmaz dediler. Sabahtan beri bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı, tamam? Ha Hasan, aldın mı? Sancar efendim, kamera kayıtlarının hepsine polis el koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam Hasan'ım, sağ ol. Bu yaptığını İlyas'la okumayacağım. Bir sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl bulacağız yarına kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan... Ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? Vallahi o listeyle beşe beş halı saha maçı olur Sancar. Yani... Recep'te. Halise teyzem zaten. Büyük ihtimalle annem. Haliyle Menekşe. Onun o cadı anası Atike. Salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Bana rağmen sefirin kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay.